Rejide sen varsın. Karar senin. Rengelerini koyalım, ne yapalım? Nereden başlayalım? O zaman biraz böyle Leyla kimdir? Oradan başlayalım bence. Çiğdem Leyla Üniversitesi, kimdir? ikinci üniversitesi. Ben bunları hatırlıyorum. Ha evet, Leyla evet. İkinci üniversitesini bitirmiş bir avukat. Şimdi üçüncüyü okuyor. Açık öğretimde. Çocuk gelişimi okuyor. İkinci sınıfım. Güzel. Hatta bu hafta sınav oldum. Şey, çabalıyorum. Yani eğitim bitmeyen bir şey. Ben de seviyorum okumayı. İşte Allah'a şükür açık öğretimde böyle sınavsız girme hakkım vardı. Üniversite mezunu olduğum için. Ben de onu değerlendireyim dedim. Şey hedefliyorum hani hakikaten çocuk gelişimi uzmanı olmak istiyorum. Çünkü bizim camiada bununla ilgili otizm, spektrum sorunu yaşayan çocukların ebeveynleri olarak diyorum camiadan kastım. Bununla ilgili bizim bakış açımızdan olan uzmanlar yönünden bir eksik var. O yüzden hani onu tamamlamak adına biraz da çocuk gelişimci olmak istiyorum. Yani avukat olmak getirisi var yani. İki Avukat çocuk. önceki Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde okudum. Halkla İlişkiler ve Tanıtım. Kazandığımda pek memnun değildim ama okurken sevmiştim onu da. Ama daha sonra hukuk içimde kaldığını fark ettim. Tekrar sınava girdim. 30 yaşındaydım girdiğimde. İşte kısmet oldu. 34 yaşında da avukat çıktım. Hukuk fakültesini bitirmek kısmet oldu yani. hem aktif bir çalışma hayatı var hem de ikizler var. Evet, ikizler hatta işte ben stajımı yaparken, hukuk stajımı yaparken, avukatlık stajımı, karnımdaydılar. Gebeyken tamamlayabildim şeyi. Çünkü benim çocuklarım tüp bebek. Beklemiyordum. Çok denemem oldu. Bu benim yedinci denememdi. Yedinci denememde anne olabildim. O yüzden artık umudum pek kalmamıştı. Sürpriz oldu. Allah'ın bize muhteşem bir sürpriz hediyesi oldu. O yüzden gebeliğim stajıma denk geldi. Böyle bir şeyler. İşte bir yandan onları büyüttüm. Bir yandan avukatlığı öğrenmeye çalışıyorum falan. Kaç yaşında? Şimdi 6 olmak üzereler. Ağustos doğumlar. 2015 Ağustos doğumlar. Ağustos'un Zeynep de Ağustos doğumlu. Tam yerlerinde sanırım. Süper. Kaç Ağustos? Aslan mı seninkine? Evet, 2017. Maşallah. Aslan biraz zorluyor ya. Yani evdeki aslan beni zorluyor. Seni bilmiyorum da. Aslan beni zorluyor hakikaten. Direkt konuya girmek istiyorum aslında Leyla. Şimdi ikizler doğdu. Ondan sonra doğduklarında bir problem yoktu ya da hamilelik sürecinde değil mi? Aslında hamilelik sürecinden başladı bazı terslikler. O zaman tabii çok anlamıyordum ama şimdi etkilerini ben fark etmeye başladım. 21 haftalık hamileydim. Serviste kısalma oldu. Rahim boynunda kısalma olduğu söylendi bana. Ve bebeklerin hayati riski olduğu söylendi. Hatta 3 tane farklı kadın doğum uzmanına gittim. İşte dikelim, dikmeyelim muhabbetleri oldu. İkisin, dikmek bir işe yaramaz dendi. En son gittiğim hekim, başarılı bir hekimde. Kızım dedi seni hani Allah'a emanet ediyorum. Yani ilaçlarını kullan, kilo alma, hareket etme, yat. İnşallah Allah'ın izniyle nihayete erecek, kucağına alacaksın dedi. Şimdi bu insana çok yoğun bir korku veriyor, yetmiyor, çok yoğun bir baskı oluşturuyor. Şimdi kilo almayacaksın diyorlar, gebesin. Düşünebiliyor musun? Gebesin. Hiç kalkmayacaksın diyorlar. Kilo almayacaksın diyorlar. İki lokma yiyordum. Üçüncü lokma acaba hani ya fazla mı yedim? Düşünebiliyor musun? Yani senin boğazından geçenin onun canına bağlı olduğu düşüncesi sana verilmiş. O yüzden 34. haftada ben doğum yaptım. O süre zarfında çok yoğun bir stres yaşadım. Yani bir yandan bir sevinç yaşıyorum. Çünkü tüp bebek hastası olmak, ikiz annesi olma ihtimali falan muazzam bir duygu. Bir yandan onu yaşıyorsun ama bir yandan da ölecekler mi? Yani sürekli o yüzden şimdi anlıyorum ki kanımda yüksek oranda adrenalin gezmiş benim. Adrenalin, kortizol. Ve ben şey inanıyorum. Anne karnında olsalar dahi ne olduğunu farkındalar.
Hiçbir şeyi fark etmeseler de annenin korkusunun farkındalar ve bunun da can korkusu olduğunu bence idrakindeler. O yüzden gebeliğim sıkıntılı bir gebelikti. Allah'a şükür sağ salim onları ben kucağıma aldım. Küveze falan girmediler. Hemen emzirme şansım oldu. Erken doğum falan da olmadı. Şimdi teşekkür ederim. Şimdi ikiz gebelikte postmatürler, prematürler var. Bizim beklenen doğum haftamız yanılmıyorsa 17. hafta ya da 16. hafta. Ondan ileri atıldığı zaman gecikmiş doğum olarak görülüyor. Benimki 34'te işte prematürenin işte yeni sınırlarında. Yani bir hafta daha geçse 35 mesela prematür alınmayacak ama 34'ten prematür olarak doğdular. Normal ikiz tahmininin de öncesinde doğdular. Ama dediğim gibi küveze girmediler. Bir fiziksel bir gerilikle karşılaşmadık. Allah'ımıza şükür. Organlar gelişim tamamlamıştı. Ama sütümle gelmiş olmasına rağmen benim çocuk mama verdiler. Halen daha bunu anlamlandıramıyorum. Sütüm var. Geliyor. Hiçbir sıkıntı yok. Hemen emzirmişim. İşte kızımın kilosunun düşük olduğunu, bundan dolayı hayatı riski olmasın diye mama verdiklerini söylediler. Şimdi doğumdan, sen de doğum yaptın, annelerle çalışıyorsun. Doğumdan çıktığın zaman sanki aykırı yarısını orada doğumhanede bırakıyorsun gibi bir şey oluyor. Kafam basmıyor zaten, yani tuhaf oluyorsun. Anlatıyorlar bana böyle böyle biz verdik mama. Ha, filan oldum. O zaman bile hani yarım aklımla bile bir şeyin yanlış olduğunu idrak ettim ama niye yapıyorsunuz kardeşim diyecek şeyim yok. Ondan sonra o şekilde de biz devam ettirdik. Bize işte o zaman tedirlediler. Aman biberonla vermeyin, kaşıkla verin. Biberona alışmasın şu bu. Ama öyle olmuyor. İlk Asya'nın, otizmli olan Asya'ydı bu arada, oğlan Depli. Resmi tanısı yok, kızın resmi tanısı var otizmden yana. Asya'nın bu mamayı sindiremediğinin farkındaydım. Ama ne yapabileceğimi de bilmiyordum. O zaman yapmam gereken ne maması, benim sütüm var demekti ama işte bir lokus olarak ve tabii şu an bildiklerimi bilmediğim için mama vermeye devam ettim. 4-4,5 ay civarında oğlum memeyi reddetti. Kızım da öyle çok güçlü çekebilen bir bebek olmadığı için zamanla işte 6. ay falan da benim sütüm artık kalmamıştı. O yüzden doğar doğmaz sindirim sorunları yaşıyorlardı. Zaten sağlıklı bir sindirim mekanizmalarına sahip değillerdi. Üzerine bir de yapay anne sütüyle kıyas kabul etmeyecek. Bugün ağır metal var mı yok muların tartışıldığı, daha önce GDO'ların karıştığı, tabii ben bunu o zaman bilmiyorum yine cahil bir anne olarak, mamayı çocuklarıma verdikçe durum daha da kronikleşti. Asya doğduğu sıralarda ilk 2-3 ay gözü açık olduğu sürece ağlıyordu. Sürekli ağlıyordu. Mütemadiyen ağlıyordu ve uyuyamıyordu. O zaman kolik böyle belli saatlerde oluyormuş bildiğim kadarıyla. Hep böyle genel bir huzursuzluk hali yani. Buna işte doktora götürdüğüm zaman kolik bebek diyorlardı, işte gaz var falan. Oysa ki yani garibim, hani sindirim sistemiyle hiç örtüşmeyen bir maddeyi sindirim sistemine aldığı için cinnet geçiriyor çocuk. Yani anne sütüyle kalsa muhtemelen bu kadar sıkıntı yaşamayacaktı. O yüzden hani doğduğu andan beri bir şeyler ters gidiyordu. Ben adını koyamıyordum. En net bir şeylerin farklı olduğunu sezişim 5,5-6 ay arasına tekabül ediyor. Çünkü ikiz oldukları için gelişim basamaklarını aynı anda görüyorum. Oğlum benim biraz böyle kontrol grubum gibi oluyordu. Kızımın hareketlerinin, özellikle elleriyle yaptığı hareketlerin tuhaf olduğunu hissetmeye başladım. Bir de hani bizim ekipten dinleyenler varsa bilirler. Anne seziyor. Kesinlikle seziyor. Yani bir şeylerin ters gittiğini, Allah öyle bir işbirliği vermiş ki bir şeyin ters gittiğini anlıyorsun. Ve ben de bir şeyin ters gittiğini fark ettim. İşte etrafıma söylüyorum, ya bu çok ilginç hareketler yapıyor falan diyorum. Herkes işte elini tanıyor diyorlar. İşte ya da sen çok uykusuzsun artık, hani çocuğa sarmaya başladın diyorlar. Yani hiç insanlar hani bir şeyin ters gittiğini kabul etmek istemedikleri gibi bunu normalleştirecek şeyler sana sunuyorlar. Sen de lohusasın.
Çok diretmiyorsun. Ha, öyle mi diyorsun? Devam ediyorsun. Mesela o sırada yine dikkatimi çeken bir şey vardı. Kızım gülmüyordu. Bilmiyordu. Yani donuk bir çocuktu. Dışarıyla alakası böyle az bir çocuktu. Hiç yok muydu? Vardı. Ama sıkıntılıydı. Onu anlıyordum ben. İşte bu 5,5-6 ay arasında ben başladım böyle. Bunda bir şey var, bunda bir şey varları. Bu en son 2 yaş, 2 aydı. Böyle mızrak çuvala sığmaz hale geldiğinde Marmara Üniversitesi'nin Kartal'daki araştırma hastanesine, üniversite hastanesine gittik. Orada çocuk gelişimi bölümü her ikisinin hem Aslı'yı hem Ali'yi gelişim testini aldı. Biz gelişim testine bu değerlendirmelere gitmeden önce bizden talepte bulunuldu. Teknolojik maruziyet bitirilsin. Telefon, tablet, televizyon hayatından çıksın. Öyle değerlendirelim bence. Ben de ona uydum. Yaklaşık bir 27-28 gün kadardı herhalde gittiğimizde. Hiçbir şekilde telefon, tablet, televizyon almıyordu. Önce oğlanı soktular gelişim testine. O zaman 2-3 ay geri dediler. Oğlanın bir de motor kabiliyetleri iyi. Birçok depli gibi. Deplilerde öyle bir hani her hastalığın bir kimliği var. Dikkat eksikliği, hiperaktif bozukluğu yaşayan özellikle erkekler hakikaten özellikle kaba motor, büyük kas grupları iyi. Açılımı, dikkat eksikliği. Spektrumun yine içinde depliler. Debin açılımı neydi tam olarak? Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu. Evet. Her zaman aynı anda görülmez. Yani kimisinde hiperaktivite çok baskındır, kimisinde dikkat eksikliği daha baskındır. Ha, tabii melez olanları böyle karma şeyleri vardır ama genelde otizmli ekipte hiperaktivite çok önde, muazzam önde. Sonra kızı aldılar oğlan çıktıktan sonra gelişim testinde. Ben onda yoktum. Ben oğlanla ilgileniyordum. Annem girmişti galiba. O zaman 2 yaş, 2 ay ya da 3 aylık girdiği Denver testinden 9 ay 15 günlük gelişimle çıktı. İnanılmaz bir şeydi. Yani çocuğundan bir şeylerin ters gittiğinden şüphelenmek ayrı bir şeymiş. Böyle suratına tokat gibi senin çocuğun atipik otizm denmesi çok başka bir şeymiş. Asya'nın o sıralarda gösterdiği şeyleri de söyleyeyim, semptomları da söyleyeyim. Hani beni hastaneye sevk eden. Kesinlikle göz kontağı yoktu. Bakmıyordu. Seslendiğim zaman bakmıyordu. Hatta bir ara işte şeyi ölçüyordum ben. İşte reklamlara tepkisini ölçüyordum. Yani duymuyorlar. Reklamları çok şey veriyor. O sırada telefon, tablet kullanıyordum. İkiz olduğu için zapt etmek çok zor. Hiçbir şekilde dediğim gibi cevap vermiyor, iletişim kurmuyor. Kendi etrafında dönmeleri oluyordu. Kendini böyle kasmaları oluyordu. İnce motor çok kötü olduğu için işaret edemiyordu. Şu hareketi yapmak onun için çok zor bir şeydi, yapamıyordu. Bay bay gibi işte ince motoru gerektiren hareketler gene yoktu. Tabii konuşamıyordum. Yani 2 yaşı geçmiş bir kız çocuğunun artık böyle baya baya konuşmasını beklersin. Erkeklerde biraz daha geç sıradaysa da bu durum. Kızlarda biliyorsun yani daha hızlı oluyor her şey. Konuşmuyordu. Konuşma çabası da olmuyordu. Bu şeylerle, belirtilerle gittiğimizde Denver testi de artık adını koydu ve biz otizmle tanıştık. Peki şeyi de merak ediyorum. O ana kadar nasıl bir hayat tarzınız vardı? Yani ne bileyim işte ek gıdaya geçiş, yedikleri şeyler, bunlar böyle hepsi etken ya ya da ben anne gruplarımdan birinde bu şeyi yapacağımı söylediğimde şöyle bir soru geldi. Gruptakilerden birinin arkadaşına bu denmiş. Yani otizm teşhisi koymuş. Sebep olarak da teşhis koyan kişiler demiş ki çok fazla işte bakıcı değiştirdiği için olmuş gibi böyle bir şey söylemiş. Yani hani o yüzden böyle hayat tarzı nasıldı, ne bileyim, yemeleri, içmeleri, iştahları, çocukların böyle onları da biraz bahseder misin Leyla? Tabii ki. İştahları oğlum doymuyor. Yani şu anda doymuyor. Yani Allah nazardan saklasın. İştahlı çocuk. Güzel yerler. Ben yedirme sıkıntısı yaşamadım.
Ne yiyorduk o zamanlar? Şimdi işte belli bir süre mamaya devam ettik. Ek gıdaya geçtiğimizde şimdi başlarda ne belli bir süre kinoa kullandığımı hatırlıyorum. Kinoayı o zaman işte glutensiz olduğunu falan bilmiyorum o muhabbetlerden haberim yok. Kinoanın içindeki işte protein değerlerinin mercimek gibi olmasından yola çıkarak işte buğday yerine kinoa kullandım. Onu hatırlıyorum. Yaptım. Sayılı iyi şeylerden biriydi. Devam sütü veriyordu. Benim bu beslenme ile sorunlar arasındaki bağlantıyı kurmam ilk devam sütüdür. O devam sütünü içtikten sonra Asya'nın tüm bedenini kastığını görmeye başladım. Sonra devam sütünü kestim ve o tüm bedenini kasmalar gitti. O zaman yani paketli olan şeyler, süt ürünleriyle bu çocuğun bir şeylerine zarar verdim. O zaman anlamıştım. Biz Trakyalıyız. O yüzden bizim için hava, su, börek böyle bir yaşam şeklimiz var bizim. O yüzden sürekli annem de bizimle yaşıyordu. Annem, babam bakıcı sıkıntı yaşadığımız için onlar vardı. Annem yani 10 saniyede mantı açan bir kadın yani sürekli. O yüzden evde böyle hamur yani hamur üzerine bir şeyimiz vardı. Sebze de yiyoruz ama yani gerçekten beslenmemizin temeli bizim buğdaydı. Başka işte yoğurt işte hatırlıyorum gidiyordum oradan buradan süt buluyordum çiftçilerden işte hayvan bakanlardan süt alıyordum kendi yoğurdumu mayalama çalışıyordum falan. Beslenme ile ilgili işte genel Türk tipi beslenmeydi. Paketli gıda işte bu devam sütü dışında yoktu. Ben çocuğuma alıp bundan önce de çikolata verdim falan hatırlamam. Çünkü normalde ben yemediğim için genelde öyle oluyor zaten benim gördüğüm. Anne yemiyorsa onu vermiyor. Çocuk da hani bu canı çekiyor yaşamıyor. Çünkü benim canım çekmediği için çocuğun da canı çekeceğini düşünmüyordum herhalde. O tür şeylerimiz yoktu. Bakıcı yani bakıcıyla bir alakası yok tabii ki bunun da arkadaşa da söyleyeyim. Bakıcı derken yani ev dinamikleri evde büyük ebeveyn olduğu için yani ev dinamiklerimiz bence güzeldi. Genelde huzurlu bir aile yapımız vardı bizim öyle şey. Annem çok sakin mizaçlı bir kadın zaten. Ben daha böyle şey provokasyona açık bir kadın ama annem sakin mizaçlı. Evde kıyameti koparan benim çocuklardı. Yani yönetim onların elindeydi. Öyle söyleyeyim. ama çok büyük bir hatamız vardı. Yemek yedirebilmek için, yeri geldiğinde nefes alabilmem için. Çünkü ikiz gebeliği zordur, ikiz anneliği zordur. Hele bir de spektrumdaki ikizler nefes alamadığımı hissettiğim anlarım vardı benim yani. O yüzden birazcık kendime zaman ayırabilmek için tablet şey yapıyordum, kullanıyordum. Televizyonla çok haşır neşirlikleri yoktu. Çünkü otizmli çocuklar durağan olan görüntülere dikkat etmiyorlar. İşte bir duymuşsundur ya da görmüşsündür otizmli şey, o tohumun reklamlarında çamaşır makinesini izleyen çocuklar falan. Bir hareket eşikleri olduğu için mesela ben hatırlıyorum Heidi açardım. Asya Heidi'yi kesinlikle izlemezdi. Çıkardı odadan. Ne zaman ki Heidi biter reklam başlardı Asya koştur koştur gelirdi. Çünkü bir algı eşikleri var. Bizimkinden çok farklı. Yani ön frontal lobları falan şey yaptığı için yani sinir sistemleri hitaplı olduğu için tepki verdikleri görüntülerin hareketli olması gerekiyor. O yüzden de bizim bir 20-25 dakikalık oluşturduğumuz reklam kuşağımız vardı. Bunu izliyordu sürekli Ali ve Asya. Bu işte benim yaptığım en kötü hataydı. Sinir sistemleri iltihaplı olduğu için dedim, değil mi? Doğru duydum orada. Tabii, sinir sistemleri yani merkezi sinir yani otizmin sebebi bunu da buradan söyleyeyim. Merkezi sinir sisteminin ağır metalden dolayı iltihaplanmış olması yine aynı şekilde bu ağır metalin beslediği virüslerin perifer sinir özellikle kraniyal sinire kafatasından çıkan çok önemli sinirler var. İşte 10. sinir vagus var. İşte 11. sinir bunlar çok önemli. Özellikle sosyal hayatın düzenlenmesi çok önemli sinirler. Bu ağır metal bunları da yani sadece merkez sinir sistemini, beyinle omuriliği değil, bunun yanında kraniyal sinirleri, diğer sinirlerin önemli sinirleri de iltihaplandırdığı için otizmle karşı karşıya oluyoruz. İşte bakıcıymış, cartmış, çökmüş, bunun otizmle hiçbir alakası yok. Yani, ya yetiştirme yurdundan çıkan kuru kuru insanlar var. Yani hiçbiri otizmli değil. Bu kadar şey değişiyor sürekli, her yeni gelen insanlar. Allah ona da yardım etsin, zor bir süreç. Öyle olsaydı yetiştirmeyordu. Herkes otizmli olurdu. Peki, Bu biraz şimdi hepimiz bu noktada veriyoruz işte tablet, telefon, işte bir şeyler görüyor çocuklar. Ama senin
verdiğin dediğin sınır ne kadar demeli? Çünkü kimisi için 20 dakika çok, kimisi için 1 saat çok. Seninki neredeydi? Hani çok olarak gördüğün kısım. Benim 24 saatim herhalde 1-1,5 saati ellerindeydi. Tabii bu böyle parça parça olsa bile İçinde. bu 1,5 saati. Bu arada onu da altını çizeyim. Bu süre sınırlaması yok. 3 yaşın altındaki bir çocuğun hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde ekran maruziyeti olmaması gerekir. Ne izlediğin de hiçbir önemi yok. Çünkü bunlar mavi ekran teknolojisi. Mavi ekran teknolojisi çok tehlikeli bir ürün. Sürekli olarak vücudun kortizol salgılamasına, adrenalin salgılamasına sebep olan bir enerji fotonlar işte gözden giriyor. O yüzden bu teknoloji çocukları hırçın yapar. Bu teknoloji konuşma yetilerini engeller. Çocuk gelişimi üzerinde muazzam kötü etkileri vardır. Yine tekrar diyorum, altını çiziyorum. Ne izledin hiçbir önemi yok. Çizgi film çok gelişmi ya geliştirmez. Mavi ekran teknolojisi geliştirmez. Çok şey geri alır. O yüzden yani biz orada çok büyük bir hata yaptık. Hani bile bile yaptık bir de yani hani iyi olmadığını biliyordum ama çok çaresiz hissediyordum kendimi. Kötü olduğunu da bilmiyorum Ha, ihtimal. bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum. Yani o doğru. Hani Hani gözleri bozulur diye ben durumu şey yapıyordum, düşünüyordum işte ama işte mavi ekran teknolojisi varmış, bunları yaparmış. Bunları tabii başıma geldikten sonra araştırarak öğrendim. Ben buradan herkese söylüyorum. 3 yaşına kadar sıfır. 3 yaşından sonra da işte 5 dakika falan diyeyim. Yani şu an mesela benim 4 yıldır benim çocukların hayatımda hiçbir yok. Benim evimde wifi bile yok. Çünkü çok çok kötü zararları olduğu için hiçbir yok. Yaşanıyor mu böyle? Yaşanıyor. Yani mecbur kalınca yaşıyorsun. Kimse benim gibi mecbur kalmasın. Mecbur kalmadan hayatından bir şekilde çıkarsın derim. İşte teknolojiden bahsettim. Ha, şey için otizmle ilgili otizm bir ağır metal zehirlenmesi. Yani bunu hani otizmi yenmiş tamamen sağlıklı nöro gelişim gösteren bir çocuğun annesi olarak söylüyorum. Şimdi genelde hani ben avukat olduğum için tıpla hiçbir alakam olmadığı için şimdiye kadar insanlar benim söylediklerimi biraz şey muğlak algılıyorlar. Hani uzmanlık alanın değil nereden biliyorsun diye. Ama tecrübe inanın binlerce makaleden daha şey etkili. Yani bir de bu tecrübeyi de şeyle kulaktan dolma bir şeylerle değil de çok ciddi araştırmalarla desteklediğim için o yüzden bence dediklerime yapın. Bunu söyleyeyim. Ben burada şeyi de vurgulamak istiyorum. Şimdi hepimiz görüyoruz zaten bir doktorun A dediğine bir doktor B diyor. Bir doktorun B dediğine diğeri C diyor. Yani şu anki tıp anlayışı çok yepyeni bir tıp anlayışı. Hani güzel şeyleri de var. Tam oturmamış yerleri de var ve her doktorun görüşü farklı. O yüzden de biz zaten yani tıbbi prosedürde de böyle, sen avukat olarak daha iyi bilirsin. Biz altına imza atıyoruz. Her aşamada bize verilen, her aşamasında sorumluluğu kabul ettiğimize dair, doktora bırakmadığımıza dair bir imza atıyoruz aslında. Ve gerçekten de bu böyle. Yani sorumluluk bize ait, kendi sağlığımızın sorumluluğu bize ait. Hani doktora güvenmek de bizim kararımız. Güvenmemek de bizim kararımız. O yüzden ya bunların hepsi kişisel, yani kişinin inanç sistemine, nasıl bir yaşam tarzı olduğuna, neyi önceliklendirdiğine dair böyle verilen kararlar aslında. Doktora güvenmek de bunlara dahil olan bir karar, güvenmemek de dahil olan bir karar. Tıp sisteminin içine girmek de böyle bir karar, girmemek de böyle bir karar çünkü gerçekten hani bir konuyu savunmak için o konuyla ilgili de bir sürü makale bulabilirsin. Tersini savunmak için bir sürü makale bulabilirsin. O yüzden deneyimler çok kıymetli. Yani senin şu an anlattığın şeyler, yaşadığın deneyim ve bunları araştırmalarla desteklemen gerçekten çok kıymetli. Çünkü hani hep derler ya, bir musibet bin nasihattan iyidir diye. Öyle öyle bir yer aslında burası. Yani Allah kimsenin başına vermesin. Ama hani bunun böyle mikro düzeyleri zaten o kadar çok gördüğümüz şeyler ki yani buraya var mı bile, hani belki çok
Çok iyi ama belki senin durumundaki bir insan için hani şükür ki buraya varmış ki bir çözüm aramışsın bir yandan. Hep gördüğümüz şeyler yani. O yüzden çok çok kıymetli gerçekten bunları paylaşma. Teşekkür ederim. Ben insanların, özellikle anneler, evet babalar da çok üzülüyorlar, kabul ediyorum ama annelere daha fazla rol düşüyor. Yani çünkü yani yuvayı dişi kuş yapar misali. Yani biz organize ediyoruz onların ne yediklerini, ne içtiklerini. Ben bunu anlatmayı çok seviyorum. Çünkü o kadar çok şu an insanlara umutsuzluk veriliyor ki. Çok üzülüyorum. Yani ben de buradayım. Yani kızım tamamen iyileşti. Hani çok tamam mucizevi kabul ediyorum ama hani bu iyileşmenin başı aslında benim hani bir gün kalkıp ne demek tedavisi yok ya demem. Yani bir şeyi hemen kabul etmemek gerekiyor bence. Senin dediğin gibi biri A diyor, biri B diyor, biri C diyor. Zaten beni şey en çok hani kamçılayan şeylerden biri oydu. Yani bir fikir birliği bile yok. Yani o yüzden ya nasıl olur? Yani doğru tektir benim için. Hani o doğruya gitmek için yollar çok olabilir ama doğru tektir. O yüzden hani istiyorum ki bu durumu yaşayan, tabii ki benden çok ağırlar var. Ha, o söylemek istiyordum ben de tam da. Şimdi bunu duyan insanlar şöyle bir şey, soru işareti gelebilir bence. Ya kızının durumu belki de çok hafifti. Çok işte en başlarında bir otizm teşhisi. O yüzden iyileşti. Ama hani benimki çok ileride, ben artık bu kadar çaba sarf etsem de olmaz gibi düşünebilir insanlar. Hani bu konuda ne diyeceksin? Nasıldı durumu? Hem de bu insanlar ne yapsın? Yani çok ileride olan durum. Şey gene iyi, senin kızın hasta değilmiş diyenleri ben duydum. Yani o kadar reddediyor ki yani durum, hani iyileşemez. O kadar garibimin içine sokmuşlar ki bu düşünce, iyileşemez. İyileştiyse otizm değildir. Ama ne yazık ki buz gibi bir otizmde. Şimdi kız çocuklarıyla erkek çocukların otizmleri bir kere birbirinden farklı. Bunu bir şey yapalım. Yani otizm kendi içinde ayrıldığı gibi hani çok işte atipik otizm diyorlar işte. Ağır otizmler falan var. Kız çocukları, erkek çocukları birbirinden farklıdır. Kız çocukları daha çok bu alemde olmama üzerinedir. Erkek çocukları daha hırçındır, daha saldırgandır. Yani mesela cam kapıya kafa atan erkek otizmli vardır ama cam kapıya kafa atan kız otizmli pek rastlamazsın. Çok nadir vakalar vardır. Bir kere onun altını çizeyim. Benim kızımda görülen tablo bir kız çocuğuyla örtüşen tabloydu. Ama mesela oğlumun depi yani bir saniye çocuk durmuyordu. Yani işte otizm eğer oğlumda sıraya testseydi aman Allah'ım olurdu herhalde büyük ihtimalle. Bunun altında yatan sebebi de söyleyeyim. Testosteron ve östrojen. Erkeklerin doğası gereği. Şimdi erkek ya savaşır ya kaçar. Erkek böyledir, yaratılışı da böyledir. Kadın öyle değildir. Kadın savaşamaz da, kaçamaz da. Kadın donup kalır hayatta kalabilmek için. Eylemsiz kalır yani. O yüzden sinir sistemleri iltihaplandığı zaman da çocukların erkekse savaş kaçta kalıyor. Stres yanıtı var, saldırganlaşıyor. Eğer şeyse, kız çocuğuysa bu iltihapta dorsal kanal iltihaplandığı için yani devreye de şey yaptığı için o donuklaşıyor, kopuyor. Ondan sebep de hani olabilir hani Asya basit işte sizinki az hastaymış falan denmesi aslında biraz bundan kaynaklanıyor. Ama bildiğin hastaydı yani. Şimdi 18 yaşına kadar otizm tamamen iyileşir. Ben bu lafın arkasındayım. Hiç kimse de artık benden geçti falan diye düşünmesin. 18 yaşından sonra %100 iyileşemese bile total olarak bir farklılık, bir güzellik, bir iyileşme görecektir. Onu söyleyeyim. Yalnız sıkıntı şurada oluyor. Şimdi çocuk büyüdükçe beslenmesini düzenlemen, ona söz geçirmen zorlaşıyor. O yüzden ben arkadaşlarıma hak veriyorum. Evet, yani ben elime aldım da bu işi. Çocuğum işte 3 yaşına giriyordu. Ben ne diyorsam ama bir de mizaç olarak da ben ters bir tipim. Yani geri adımım yok. Doğru olduğunu düşünüyorsan odur yani. Ay çocuk işte üzülüyor, aç kaldı. Sen bunlar bende yok yani. Kötü şeyler yiyeceğine aç otursun mantığı var. Yaş ilerledikçe çocuk paketli gıdayla tanışmış oluyor mesela.
Çocuk ekranla artık çok haşır neşir olmuş oluyor. Ve bu alışkanlıkları kırmak zor oluyor aslında. Otizmden kurtulmaktan ziyade bu alışkanlıkları kırıp bir yol çizmek zor oluyor. Ama inanın kırılır. Yani yeter ki azmedilsin. Hakikaten kırılır. Ve dediğim gibi 18 yaşına kadar ki bütün otizmli bireyler %100 iyileşirler. Biraz bebek adımlarıyla gidiyor. Bu da insanı demotive eder. Bunu da kabul ediyorum. Ama adım atılıyor. Şimdi öyle vakalar var ki hiçbir şey yapamıyor. Onu yapmışlar, bunu yapmışlar. Hiçbir ilerleme olmamış. Ama bununla ilerleme olacağına emin olsunlar. Çünkü dediğim gibi hastalığa sebep olan şey ağır metal. Vücuttan ağır metali atıp üzerine antiviral beslenip merkez sinir sistemindeki iltihabı bastırdığın zaman çocuk minik minik bile olsa ilerleme gösteriyor. O minik adımlar en sonunda bir yolun sonuna seni getiriyor. O yüzden diyeceğim hiçbir şekilde umutsuzluğa kapılmasınlar. Vaka istediği kadar ağır olsun elbet iyileşir. Elbet yani. Bu kadar net. Evet Ama ya, doğru adımlar atmak lazım. mesela genelde otizmli çocukların işte ne bileyim reklamda falan da öyle olduğu için sanırım hep küçük hallerini görüyoruz. Ama bu çocuklar büyüyorlar 20, 25, 40 yani büyük insanlar oluyorlar ve geçen yaz böyle bir deneyimim oldu benim. Bir forum tarafında gezerken bir köy yerinde kaldık, yani araç yok, aracımız yok, hiçbir şey yok. Ve oradan işte evlerden birine seslendik, önünde araba park eden, bizi bırakmasını istedik ilerideki merkeze. İşte adam geldi ve işte giderken böyle anlatmaya başladı. Çocuğu otizmliymiş ve erkek çocuğu ve dedi çok fazla dövüyor hepimizi. Çok büyük problemler yaşıyoruz. Ben şimdi de hanımı bıraktım evde ama dedi bugün sakin olduğu için bırakabildim dedi. Yoksa dedi hani bırakmazdım zaten dedi. İşte o şeylere gittiğinde, bakım evlerine gittiğinde falan oralardan da hep geri yollamışlar. Çünkü gerçekten çok hani kocaman bir insan sonuçta. Hani Evet, zapt etmesi çok zor. Bir de hani dedim ya savaş ve kaç modundalar. Şimdi savaş kaç moduna girdiğin zaman zaten sürekli olarak böyle kasların gergindir. Olağanüstü bir güç gelir sana. Hani şeyler vardır ya mesela anneler çocukları tehlike altındayken işte rögar kapaklarını kaldırırlar falan. Hani bir güç gelir yani insana. İşte bunlar mütemadiyen bu gücü yaşıyorlar. Evet, çok Böyle bir sıkıntı var. Biz şimdi onların böyle geçmiş olsun şeye, araba muhabbetine. Biz onların gözünden dünyayı görmüyoruz. Ben arkadaşlarıma hep bunu söylüyorum. Bizi nasıl algıladığını bilmiyoruz. Çünkü dediğim gibi savaş kaç moduna sıkışmış bir çocukcağız. Yani seni anne olarak mı görüyor, ne olarak görüyor bilmiyorsun. Çevrendeki varlıkları ne olarak görüyor? Çünkü algısı bozuk. Biz dünyayı, duyu organlarımızı sinir sistemimiz yönetir. Sinir sistemimizdeki bir iltihap bizim duyu şeyimiz raporlamamızı değiştirecektir. O yüzden bu çocuklar çok büyük ihtimalle etrafındaki her şeyi bir düşman olarak görüyor. Ve gördükçe daha da saldırganlaşıyor. Ve ne yazık ki gerçekten yetişkin otizmlerde şiddet böyle bu kadar yükseklerde ise çok acı hikayeler var. Bu onlardan biri. Ben kendim birebir tanıdığım bir arkadaş var. Bir gün bana şey demişti, sen hiç kapıyı kilitleyip uyudun mu oğlum? Bir gece kapıyı açıp seni döverek öldürür mü diye. Yani bir annenin bunu yaşaması tarifsiz bir acı. Hani işte bu yüzden bu insanlara işte şunu demek istiyorum. Tamam %100 iyileştiremesek bile en azından belki bu şiddet eğilimini bastırırız. Tamam artık 25 yaşında belki sokamayacağız sosyal hayata ama en azından sosyal hayatın onu tehlike olarak görmesini engelleyebilir. Bu da çok önemli bir şey. Çünkü sosyal hayat istemiyor bu bireyleri. Ama bu bireylerin de sosyalleşmesi lazım. Değil mi? Yani bir şeyleri ne kadar sık görürsek o kadar normalleştiririz. Yani bu çocuk ne kadar çok insan görürse o kadar normalleştirecektir algısı bozuk olsa bile. Ama ne oluyor? Bunları bir yerlere kapatmak zorunda kalıyoruz. Biz bir insanın sosyal hayatını elinden alıyoruz. Yani işte her iki taraf da kendince haklı bu. Yani toplum da haklı.
zarar görmek istemiyor. Ama bu birey de haklı. O da sosyalleşmek istiyor. O da iyileşmek istiyor. İşte çok iyi bir yere parmak bastın. Hiçbir zaman hedef %100 iyileşme olmamalı. Yani bence hedef her zaman daha iyi olmak olmalı. O zaman zaten motivasyonu da yüksek oluyor. Çünkü şimdi ben biliyorum, şimdi arkadaşlar bu kadar ağır şeyler yaşadıkları için mesela neler beni arıyorlar. Bir sihirli değnek bekliyorlar benden. Çünkü böyle bir cehennem çortesinden önce çıkmak istiyorlar. Hak veriyorum. Ama bir günde olmadı ki bu. Bir günde iyileşsin. Yani çok isterdim elimde bir sihirli değnek olsun ve ben hemen dokunayım. Şunu yap akşama, yap sabaha böyle kalkacak demeyi inanın çok isterdim. Ama işte öyle olmuyor. Ne yazık ki olmuyor. Ama hepsi bir şekilde iyileşiyorlar. Daha iyi oluyorlar. Ve dediğim gibi hedef bu olmalı. İşte %100 iyileşme diye yola çıkarsan, işte o %100 iyileşme senin istediğin hızda da olmazsa bu sefer ah deyip bırakıyorsun. İşte onu yaşamamak için daha minik hedefler, olumlu bir bakış açısı. Ben hep söylüyorum, işte ben buradayım. Yani kanlı canlı konuşuyorum. Benim Kanada'dan bir arkadaşım var. İşte otizmden tanışız. Medikal medyum. Şimdi biraz bundan bahsedeceğim. Onun vasıtasıyla arkadaşız. Onun oğlu da mesela bizden 4 ve 5 ay küçük. Onun oğlu da aynen benim kızım gibi şu an tamamen normal bir nöro gelişim gösteriyor. Otizm işte erkek, hani hırçın erkeklerden. Otizmle ilgili bu kısım artık bitmiş durumda, sosyalleşen bir çocuk, bambaşka bir çocuk. O yüzden hani ben varım, arkadaşım var Trinity Kanada'dan. Yani biz varız, biz mevcutuz. İnsanlar hani şeye kapılmasınlar. Biz yaptık, siz de yapabilirsiniz. Ama zaman... Bir de şey oluyor ya, yani mesela ya birisinin işte duyunca, işte çocuğu otizmmiş gibi bir şey duyunca böyle yok yok ya o konuyu biz açmıyoruz, ona zaten üzülüyor, ondan hiç bahsetmiyoruz falan, hani böyle insanlar bunu konuşmak dahi istemiyor, hani ya da çocuğunun böyle olduğunu söylemek istemiyor, böyle tırnak içinde böyle bir manç şeyi görüyorlar sanırım, ya da sormaya çekiniyor insanlar nasıl bir şeye ihtiyacınız var mı diye, çünkü konuyu hiç açmak istemiyorlar zaten, hani böyle sanki. Nedenini anlayamıyorum gerçekten Leyla. Böyle yüz kızartıcı suç gibi. Böyle bir algı var yani. Böyle şeyler söylenmez ya da işte gibi gibi böyle bir yerden yaklaşıyorlar. Yani bu. Hani biliniyor. Atölyede birisinin böyle bir çocuğu var. Onu açılmıyor gibi. Böyle bir... Ya... Bu biraz galiba şeyle ilgili. Şimdi bunun bir hastalık olduğunu insanlar idrak edemediği için galiba. Bu bir hastalık. Bu bir nöro gelişimsel bozukluk. Yani bunun tip 1 diyabetten bir farkı yok ki. Yani bunu biz seçmedik. Bunu çocuk seçmedi. Bu maruz kaldığı toksinlerden kaynaklı bir hastalığa yakalandı. Ama dediğim gibi yani yıllarca işte otizm farkı, işte farklılık. Farklılık değil ya, bildiğin hastalık. Eğer sen bu hastalık olduğunu kabul etmezsin, iyileştiremezsin zaten. Bu da bir tutumdu zaten. Yani bu da bilinçli yapılan bir şeydi. Benim gözümde böyle. Onlar farklı. Farklı değiller, hastalar. Yani acımak, utanmak yerine bu hastalıktan kurtulmanın yollarını aramak lazım. Enerjiyi buna vermek lazım. Benim mesela eşim bile hani işte yok onun bir şeyi. Hep bir reddediş. Bunu konuşmak istememek. Bu konuda bakış açılarımız çok farklıydı. Ben ona da aynı şeyleri söyledim. Yani çocuğumuz kanser olsaydı yani saklayacak mıydın? Hayır, saklamayacaktım. Yani bunu niye saklıyoruz? Bunda utanacak ne var? Yani ben bu kısmı çok anlamıyorum. Ben öyle hiçbir zaman bakmadım. Utanacak bir şeymiş gibi bakmadım. İnsanların da utanmam gerektiği yönündeki dönüşlerini bir anlam veremedim. Yani niye utanayım ki? Bir gün bir markette Asya bir şeye taktı, dergi almamı istiyor galiba. Nöbet geçirdi, daha böyle hastalıktan yeni çıktığı zamanlar. Halen ciddi davranış bozuklukları görüyoruz. O ağlıyor, ben de hayır diyorum. Yani normalde de bir anneyle çocuğun yaşayacağı şeyler bence bundan. Bizimkinin biraz daha volümü yüksekti, evet. Oradan bir kadın, ne ağlattın çocuğu be falan böyle bir takım. Beni hani, sana ne benim anneliğimden bir. İkincisi... benim çocuğumun farklı olduğunu görüyorsun.
Sana ne benim çocuğumun durumundan? Sen kimsin? Şimdi işte bu tür dönüşler olduğu zaman insanlar ister istemez kendilerini de suç arıyorlar. Oysa ki buradaki suç kimde? Kadının anlayışsız, empati yoksunu, kendini bir şey sanıyor olmasından kaynaklı. Ama işte insanlar ne yazık ki bunları yaşadıkları zaman bunları içselleştiriyorlar. Utanılacak bir şey yaptığını düşünüyorlar. Ondan sonra da o çocuğu insan içine çıkartmamaya başlıyorlar. Yani aksine orada bence hani farklı bir birey olduğunu görüyor orada bir sürü insan. Hani ben olsaydım aynı şeyde açıkçası sizi ne ilgilendiren hanımefendi derdim. Çünkü orada anne bir çaresizlik yaşıyor. Yani çocuğu da bir savaş halinde. Seninle muhatap olamayacağı çok belli. O yüzden ben kalkıp derdim. Yani belki avukatım diye bilmiyorum. Sizi ne ilgilendiriyor? Yani yardım edemiyorsam Mevlam dedi ki güzel bir sözünü husus. Yani ama işte insanlar bunu yapmadığı için bu sefer de bu hastalıkla savaşan insanlar suçu kendine arıyorlar, utanmaya başlıyorlar, kendini izole etmeye başlıyorlar. Üzülme kısmına hiçbir şey diyemem. Çok üzüldüm. Yani ben bilmiyorum ekrana gördüm ya saçların yarısı beyaz. Çok çok üzüldüm. Konuşmak yine biraz daha mizaçlarla ilgili. Şimdi bazısı acısını içinde yaşar. Ben çok konuşan bir insan olduğum için konuşa konuşa acıyı biraz azaltırım. Ama gördüğüm kadarıyla bu psikiyatri şeylerine işte terapilere falan baktığıma göre acıyı konuşarak atlatmak daha kolay. O yüzden bence benim gibi şeyler yaşayan anneler konuşsunlar. Anlatsınlar. Evet benim çocuğum böyle. Yani bu şikayet değil. Yani mevcut durumu anlatıyor olmak bile bazen insanı sakinleştirebiliyor. Anlatırken bazen aslında o kadar büyük ya da o kadar can acıtıcı olamayacağını görüyorsun. Çünkü sustukça büyüyor. Her şey böyle. Sustukça büyütürsün. O yüzden bence konuşsunlar, anlatsınlar. Ben bunları yaşıyorum arkadaşım desinler. Ve kendilerine işte acıyan gözlerle bakanlara da bir hastalık yani. Bunun acınacak bir yanı yok. Bu hastalık yani. Ve iyileşebilecek bir hastalık. Yine altını çiziyorum. İyileşebilecek bir hastalık. O yüzden karamsarlığa kapılmasınlar. Kendilerine suç aramasınlar. Yani bu mesela bazenler bana işte şunu yaptım bilmiyordum çok pişman. Yani niye pişman oluyorsun ki? Hiçbir anne evladına bile bile zarar vermez ki. Hiçbir anne vermez. Hiç kimsenin de bir kadın anneliğini sorgulama hakkı yoktur. Hiç kimsenin yani. Bu kadının tamamen elinden gelen odur. Hiç kimse evladına kötü bir şey yapmaz. O yüzden hiç kimse de kalkıp bir kadından annelerini sorgulayamaz. Onun elinden gelen budur. Senin elinden başkası geliyor olabilir. Ama insanları, durumları insanların özelinde değerlendirmek gerekir. Ben olsam böyle o mangalda laf bırakmalar falan onlar çok yanlış şeyler. O yüzden yani evet otizmin bir evlada sahip olmanın psikolojisi çok zordur, ağırdır. Ama bu suçu kendinde arayarak kendini kapatarak altından kalkılacak bir şey değil. Bu konuşulması gereken ve suçun sende olmadığını irdelemen gereken bir şey. Ne çocukların suçu bu, ne senin maruz kaldığın toksinlerden kaynaklı başına gelmiş bir rahatsızlık. Yani atalardan gelen bir şey de değil, karmik bir şey de değil. Yani ağır metal giriyor vücuduna belli kanallarla. Ne yazık ki. Daha 2 yaşın altındayken oluyor bunlar. Bağışıklık sistemin daha gelişmeden oluyor. Daha bağışıklık sistemin diye bir şeyin olmadığı halde senin vücuduna GDO veriyorlar. Mutant virüs veriyorlar yani. O yüzden ne bu bebeğin suçu ne senin suçun. Bu hiç kimsenin suçu değil. O yüzden konuşmak çözümü olacak deyip hayata bakmak yapılabilecek en iyi şey bence. Yani ben öyle yaptım. Öyle söyleyeyim. Bu kadar da güzel olmuş. Yani inşallah başka annelere de ilham olur. Peki ben sormak istiyorum. 2 ay 20, yok pardon, 2 yaş 20 günlük falan da, ya 2 yaş 2 aylıktılar dedim. Test yaptırdık ve sonuçları aldık. Sonrasında hayat nasıl ilerledi? Onlar size nasıl bir, yani bilmiyorum, nasıl bir protokol verdiler iyileşmek için? Nasıl şeyler uyguladınız? Sonra sen nasıl bir yol çizdin? İyileşmeye doğru giden yolu merak ediyorum bu testten sonrasını. Şöyle oluyor. Sana diyorlar ki çocuğun otizmle biz bunun sebebini bilmiyoruz. Net bir tedavisi de yok. İşte kreş, özel eğitim ne kadar hayata adapte edebilirsen. Bu kadar.
Bu kadarı söyleniyor ve sen kaderinle baş başa kalıyorsun. Ondan sonra da her tedavisi yok denen hastalığın muzdarip bir insan gibi her duyduğun çareyi araştırmaya başlıyorsun. Önce bir şey dönemin oluyor. Acı çekme dönemin oluyor. Birkaç gün böyle aralıksız ağlıyorsun. Ondan sonra işte aşamaları kabul ediş, işte inkar kabul ediş, şu bu bilmem ne. Biz ne yaptık? İşte hemen bir kreşe ben başlattım. O zaman yaş küçük diye oyun saatiyle başladık. Kreşte denk geldiğim insanlar mükemmel insanlardı. Yani bu benim gönül borcum. Buradan gene söyleyeyim. İnanılmaz işimde iyi, vicdan sahibi insanlara denk geldim ben. Seyrantepe'de bir kreş benimki İstanbul'da. Bunu da niye söylüyorum? Arkadaşlarımın çok ciddi okul ve kreş sorunları var. Hemen alın çocuğunuzu şeklinde gerçekleşiyorlar. Şeye tamam, ona kabul ediyorum. Bir çocuk başka çocuklara zarar verdiği zaman evet bu kırmızı çizgidir. Tabii ki eğitim kurumu buna müdahale etmesi ve o zararın şeyine göre gerekirse uzaklaştırması gerekir. Ama çoğu zaman bu yaşanmadan sadece farklı gelişim gösterdiği için öğretmenler tarafından istenmeyen birey olarak etiketleniyor bizim çocuklarımız. Ben de bunu bildiğim için de mesela o okul görüşmesine gittiğimde böyle çok şey gitmiştim, yaygın gitmiştim. O zaman okul müdürü bana da bir şey dedi. Ne demek almayacağız? Tabii ki olacağız. Ne demek falan olmuştu. O yüzden ben bu şeyi hiç unutmam. Allah onlardan razı olsun. Başladık oyun saatine işte günde 2-2,5 saat falan duruyorduk. Ondan sonra işte tabii bir gelişmeler oluyor kreşle beraber. Çünkü sosyal bir varlığız ya biz. Akranlarını gördükçe ona göre hareket ediyorlar. Mesela ben kreşe göndermeden önce masaya oturuyorlardı. Kesinlikle sandalye oturup yemek yediremiyorum. Katiyen yani. Orada bir düzen gördükçe ona tabi olmaya başlamışlardı. Tabii ki olumlu yönde bir gelişmeler oldu. 3-4 ay sonraki kontrolünde, psikiyatri kontrolünde artık özel eğitime başlanalım dendi. Tamam dedim. Yani hiç bilmediğim bir evrendeyim çünkü. Ben sadece acı çekmekle meşgulüm o sırada. Başladık özel eğitime. Özel eğitim için tercih ettiğim yerde çok iyi bir yerde. Başındaki insan mükemmel bir adam bence zaten. İsim vermek ne kadar doğru olur bilmiyorum ama. Bence evet. Yani takdir ediyoruz özellikle. Sezgin Kartal galiba şey ismi. Onun rehabilitasyon merkezine ben başlamıştım. Bizimle ilgilenen hanım Fatma Hanım, o da çok iyi bir bence şeydi, eğitmendi. Ama eğitimin doğası benimle örtüşmedi. Yani bu böyle olmaz diye düşündüm. Bu değil yani benim aradığım, bu çözüm bu değil. Çünkü çocuk evet hayata yaşam becerileri kazandığı olarak hayata katılmaya çalışıyor. Okey, burası da okey. Ama spontan değil. Çocuk öğrenilmiş cevaplar verdiği için çok monoton, çok böyle robotik. Ben bundan hoşlanmadım. Bir de kreşten alıp götürüyordum falan, düzgün de gidemedim. Ondan sonra yaz tatili girdi. Bizim eğitim maceramız 1-1,5 ay sürdü, sürmedi. Ondan sonra ben yaz tatiline götürdüm onları. Tabii fark şimdi daha önce de tuhaflıklarını şey yapıyordum ama artık adı konduğu için ne kadar farklı olduklarını çok görüyordum. İşte tatile gidiyorsun, deniz kenarındasın. Herkesin çocuğu denizde ya kumda. Benim çocuklarım bir oraya koşuyor, buraya koşuyor. Amaçsız, tuhaf tuhaf hareketler. Böyle tabii yıpranıyorsun. Ha, bu arada akran zorbalığı 3 yaş o zaman tabii. Akran zorbalığıyla tanışmaya başladık. Asya farklı olduğu için çocuklar çok hızlı seziyor. Çok hızlı seziyorlar ve konumlanıyorlar. Yani şeyi evet ailelerin de yönlendirme oluyor bazı vakalarda ama çocuk bir şeyin diğer çocuğa ters gittiğini anında seziyor. Ve dışlayabiliyor, yeri geliyor zarar verebiliyor. Senin çocuğun da ona zarar veriyor mesela. Hani öyle bir, yani sıkıntılı bir sosyalleşme sürecine giriyorsun. Herkesin yakası ilktiği bir iletişim oluyor bu. Neyse işte biz gittik. Ben artık çok bunalmış durumdayım. Bu arada bana şey geliyor beslenmeyle işte GAPS diyetinden falan bana bahsedildi. Gittim kitabını aldım falan. Yok GAPS'e oturtamadım. GAPS değil benim arada. Onu da anladım. Böyle şey bir tipim. Tatmin olmam lazım.
tam olarak bana bir cevap verilmesi lazım. GEPS diyeti bana tam cevap vermedi. Eksik kalan yerler vardı. Bir de mesela GEPS diyetinde ikameler var. İşte glutenini çıkartıyorsun mesela badem unundan krep yapıyorsun falan yani. İşte ekmeğin yerine çubuğu. İşte şunları yemesin, şunları yemezsin falan böyle peynirleri ayırıyorsun falan. Yok dedim bu da değil. Bu değil yani. Tam o sıralarda benim karşıma rahmetli Ahmet Aydın hocanın Otizme Çözüm Var kitabı çıktı. Bunun için yaz. Mekan cennet olsun. Mükemmel bir hekimmiş bence. Yani hekim olmak işte bu ya. İçtihat yapabilmek, bir çıkarımlara varabilmek, ezber, senin yurt dışından gelmiş, sana önüne konmuş şeylerle yetinmeyip sürekli bir çaba içinde olmak için Ahmet Hoca doğru bir adammış. Çok farklı bir hekimmiş. Neyse onu okudum. O zaman bendeki en büyük aydınlanma şuydu. Evet, gluten, evet, kazein, yani süt ürünleri ve buğday çocuğa zarar veriyor. Bu net, bu okey. Ama o bana şu bilinci verdi. Neden yerine bir şey koyuyorum ki? Fesat. Ben o kitapla o bilince erdim mi? Ben ekmeği, ekmek demeyeyim, unlu her şeyi, tüm tahılları tat diye hayatımdan çıkardım. Öyle börekli bir hayattan. Aynen, annemle bir Anne. pazarlıklarımız var. Annem diyor ki, ya şimdi diyor, mantarcık kapamayacak mıyız? Diyor. Ne hayır kapamayacaksın. Bir pirecik yapmayacağız. Yapmayacağız diyorum. Kadın oturtamıyor hiçbir yere. Neden? Aile. Şöyle eşim zaten çok aykırı. Ya eşim de hamur üzerine bir kültür. Sivaslı. Ya aile bireylerini aldım karşıma. Dedim ki bana 3 ay verin. 3 ay. Eğer ki bir gelişme olmazsa ben bu defteri kapatacağım. Söz veriyorum. Çünkü sürekli şimdi onların yaşam şekillerine müdahale ediyorum bir de. Şimdi onlar da insanlar. Haklılar istemiyorlar böyle bir şeyi. Dedim 3 ay verin. Tamam. Bir ayın sonunda Asya ilk kelimelerini söyledi. İkinci aydı. Göz kontağı geldim. Ondan sonra zaten yavaş yavaş semptomlar yok oldu. 5-5,5 ayın sonunda semptom kalmadığı için Asya'yı tanıdan çıkardılar. Çok yaşı küçüktü. Gluten çok yerinde bir müdahaleydi. Kaç yaşındaydı tam olarak? 3,5 gibi mi? 3,5 gibi tanıdan çıktı. 3'tü başladım. İşte 3,5'a doğru tanıdan çıkardılar semptom kalmadığı için. Paketli gıda zaten çok yoktu hayatımda. Hiçbir çubuk krekerleri vardı ellerine verirdim yansınlar diye. O da çıktı. Yani hiçbir şekilde hamur, mamulü, şeker hiçbir şey girmeyince Asya çok hızlı dönüş yaptı. Süt ürünlerini de çıkarmak istiyordum. Annem seni öldürür dedi. Çocukları açlıktan. Açlıkla mı terbiye edeceğiz? Yoğurt yiyecek mi çocuklar falan deyince süt ürünlerini ve yumurtayı 1 sene rötarlı çıkartabildim. Ama tabii ne oldu? Süt ürünleri yumurtaya çıkarttığım zaman yaptıklarımın daha da hız kazandığını gördüm. Yani evet. Semptom, şimdi Asya semptom göstermeyi bırakmıştı ama karşımda çok mekanik bir çocuk vardı. Cesmini yok, duygulamam yok. Tamam kendi etrafında dönmüyor ama yani bir şey halen ters. Şimdi insanlar bana şey diyor, tam işte çocuk tanıdan çıktı, halen daha ne arıyorsun, belan mı arıyorsun şeklinde yaklaşımı. Dedim bu değil. Yani bu daha olmadı, bu değil yani. İşte o sıralarda ben medikal medyumu tanıdım. Medikal medyumu öğrenme sebebimde bir doktor hanım, Melek Ruslat Doğan, çok kıymetli bir doktor bence Melek Hanım. O şeyden, medikal medyumdan bilgiler paylaşıyordu kendi Instagram sayfasında. Ben medikal medyumu o şekilde keşfettim. Ve medyumun Türkçe çevrilmiş o zaman tek kitabı vardı. Kitabı, Instagram sayfası ve blogundan öğrendiklerimle ben çocuğumu tamamen tanımdan çıkardım. Ben onun sayesinde otizmin ne olduğunu ve nasıl iyileşeceğini öğrendim. Uyguladım, çocuğum iyileşti. Bizim böyle şeyimiz, değerimiz bu. Bir şeyi de merak ediyorum. Bölmüşüm gibi oldu ama o arada hani annen de yaşını almış bir insan en nihayetinde. Onun da vardır 3-5 hastalığı. Gluteni falan bırakınca o da iyileşmiştir büyük ihtimalle. Bırakmadı. Bırak. Bırakmadı. En son bana bağırdı. Ben ekmek yiyerek öleceğim. Sana ne? Dedi. Şimdi tabii anneme benziyorum herhalde yani. Şeyimiz yok bizim. Bizim doğrularımızla aşırı bir sarılıyoruz doğrularımıza ve biz onu değiştirmiyoruz. Yani doğrularımız için savaşıyoruz. Annem de öyle. Onun için ekmeği o öyle, öyle yaşayacakmış o. Tamam dedi. Şey yani ne oluyor? Ev halkı şimdi ben bıraktım. Ben hiç gluten, işte süt ürünü, yumurta hiçbirini yemiyorum. Şeker yemiyorum.
Çünkü ben eğer yeseydim o iş olmayacaktı. O yüzden ben bıraktım. Ev halkı da gizli yiyor. Hani böyle düğünlerde masa altına bakıyor şeyler ya. Birlikte masa altına ekmek yiyorlar falan. Bu değişik komik bir halimiz var istesem. Şimdi daha normalleşti bazı şeyler. Daha iyi şey yapıyor. Mesela kocam 2 ayda bir tamam bu son ekmeğimi bir daha almayacağım diyordu. Öyle öyle halen daha bir şey ekmeği gömüyor. Böyle saati öğrenebilir miyim? Saatim yok. Yani saat Telefonu şu an göremiyorum. bakıyorum. 15:36. 1 saat oldu. Tamam. Çocukları alacağım ya. O yüzden hani şeyim de var böyle. Gıdım gıdım. Tabii ki İnternet kaçta sıkıntı bitirelim? yaşayınca Onu öğrenirsin. 4'te bitirelim. Tamam, 4'te bitirelim. 4'e 5 kala sen bitirelim. Yani şimdi anlatınca çok şey geliyor. Kabul. Hani böyle çok kolaymış gibi geliyor. Ama tabii ki çok zordu. Dediğim gibi yani ben başladım eşim kaç yaşında o zaman? 43 yaş. 43 yaşında bir adam 64 yaşında bir kadın 70'lerine yakın bir adam yani bu üç insanın da hayatına ben bomba gibi düştüm. Onu yemeyeceksiniz, bunu yemeyeceksiniz, şöyle yapmayacaksınız, televizyon açmak yok. Bir böyle gestapo gibi. Bu çok gergindim bu arada. Hani böyle, böyle değildim. Yani şu an bile muhtemelen vardır gene şeyi böyle tutan olsa da çok gergindim. Yapabilecek miyim, yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım? Ay biri yanlışlıkla ağzına ekmek atsa kıyamet kopuyor falan. Ya yaklaşık bir 6-7 ay hiçbir yere gitmedim. Ev dışında hiç yemek yemiyoruz falan bilmem ne. Ama yol aldıkça tabii sakinlemeye başladım. Ve insan bilmediğinden korkuyor. O zaman daha tam işte bilmiyordum neyle karşı karşıya oldum. Şimdi bildiğim için daha şeyim, esneyebiliyorum. İşte mesela yanlışlıkla bir şey yeseydim de tamam diyorum ben onu telafi edecek bir şey yaparım. Hani. Böyle öyle gelişiyorum falan. Çocuklar da şey Şu anda yaptı. da hala böyle besleniyorsun, değil mi? Yıllardır. Aynen ve böyle beslenmeye devam edeceğiz. Çünkü hani bunu ben bir diyet olarak görmüyorum. Bunu yapmak isteyen arkadaşlara da aynı şeyi söylüyorum. Bu bir diyet değil, bu bir yaşam şekli. Çünkü bunlar senin çocuğunu hasta ediyorsa her zaman edecek. Şimdi mesela benim özelimde de ben migrenim vardı benim. Polikistik overim vardı. Adetim çok düzensizdi. 2 ay, 3 ay olmadığımı bilirim ben. Şimdi yani dağlara taşlara 41 kere maşallah. Yeri geliyor 28 günde bir adet oluyor. Yani 41 yaşındayım. Şimdi normalde artık ne şey olması gerekir. 28 günde bir adet oluyorum. Migrenim bitti. Böyle başım ağrıyacak gibi olduğu zaman şaşırıyorum. Ya benim niye başım ağrısın ki? Ben oluyorum yani düşünüyorum. Öyle bir noktaya geldim ki hastanelik oldum. Şimdi görüyorsun yani bunlar sana zarar veriyormuş demek ki. Yani sadece bunu otizm genelinde düşünmemek lazım. Bu bana bu şekilde etki ediyorsa hani diğer çocuklara da bu şekilde etki ediyor demek ki. İlla otizmli olması gerekmiyor spektrumda. Ya da mental bir sıkıntı yaşıyor olması gerekmiyor. Yani mesela tip 1 diyabet için konuşalım. Tip 1 diyabet yine tip 1 diyabetin sebepleriyle otizm sebepleri aynı. Tip 1 diyabet pankreastaki viral enfeksiyon. Nadiren bakteriler ama bir enfeksiyon. Bu enfeksiyon yapıcı maddeler nereden geldi bu vücuda? Anlıyorsun Kanalımı kapatmasınlar Leyla. sen. Efendim? Kanalımı kapatmasınlar diyorum. Evet, oradan şey yapmıyorum. Neyse, Ama velhasıl. Şimdi nasıl Asya'yı şey yapacaksa, hasta tutmaya devam edecekse bu beslenme, tip 1 diyabet olan çocuğu da tutacak. SMA'sı olan çocuğu da tutacak. Seraplar Partisi olan da aynı şekilde. Yani bunları hayatından çıkartmak zorunda. Hastalığı olan çocuklar, sağlıklı çocuklar bile bence bunu hayatından çıkartması lazım. Ben bazen çocukların elinde böyle şey gördüğüm zaman, paketli gıda gördüğüm zaman böyle içim burkuluyor. Yani o çocuğa ne yaptığımızı düşünüyorum. Hakikaten içim burkuluyor. Biz onun sağlıklı olma hakkını elinden alıyoruz hiç bilmeden, hiç fark etmeden. Çünkü o bir yetişkin değil, bu hesap soramaz. Biz ne veriyorsak ona tabi. O yüzden hani annelerin ve babaların bu konuda artık bir farkındalığının olması gerektiğini düşünüyorum. Paketli gıda monosodyum glutamat vermekten başka hiçbir şey yapmaz. MSG beyin hücrelerini, nöronları yakar. Gerçekten yakar. Yanar yok olur o gibi şeyler. Gelişme çağındaki bir çocuğun nöronlarını neden yakalım ki? Hani niye böyle bir şey olsun ki? Yani çocuğun ihtiyacı evet çok yüksek olan glukoz ihtiyacı var şimdi. Ona şey yapmayalım. Ama bu glikoz kesinlikle meyveden alınması gereken bir glikoz. Bu yazdı işte biz şey kumsala inerken kavanozlarımız var. İşte meyvelerimizi hazırlıyoruz. Atıştırmalık patatesimizi falan koyuyoruz. Öyle iniyoruz.
İşte o arkadaşlık ettikleri çocuklardan birine mor erik verdim. Babası dedi ki hiç yemedi şimdiye kadar. Yer mi bilmiyorum dedi ama inanamadım. Yani 6 yaşına gelmiş bir çocuk nasıl mor erik yemez? Ve sen bundan nasıl rahatsız olmazsın? Yani daha doğrusu meyvesiz kalmış bir çocuk bilmiyorum rahatsız etmesi gerekir yani ebeveynlerine. Etmiyor. Bu çok üzücü. Ben de çok üzülüyorum. Bileşmesi çok üzülüyorum yani. Şeyi de merak ediyorum şimdi. Evet, glutenli hazır gıdalar falan hepimizde bir rahatsızlığa sebep oluyor gerçekten. Ve bırakınca istisnasız bence de herkes çok rahatlıyor. Ama şu anda geri başladığını varsayarsan çocukların tekrardan. Yine sence otizm belirtileri mi gösteriler yoksa bambaşka şeyler olabilir mi? Hani otizm defteri tamamen kapandı mı? Otizm defteri kapandı. Ama davranış bozuklukları gösterirler. Çünkü şimdi ben bunu Instagram'da da yazdım. Otizm sadece otizm değil. Otizmin beraberinde getirdiği başka bir rahatsızlık var. Dedim ya sinir sistemi iltihaplanıyor diye. Perifer sinirler ya da kraniyal sinirler diye. PANDAS diye bir rahatsızlık var. Pediatrik gelişim bir şey. Pandas. PANDAS. Bu tikler, deri döküntüleri, obsesif kompulsif bozukluk olarak kendini gösteriyor. Bunun streptokok bakterisinden kaynaklandığını düşünüyorlar. Ama bakteriler sinir sistemi üzerinde hiçbir etkide bulunamazlar. Sinir sistemi üzerinde bir etki yapacak olan şahıslar virüslerdir. O yüzden bu rahatsızlık viral kaynaklıdır. Obsesif kompulsif bozukluk yine beyinde ağır metal olmasıyla ilgilidir. Yani iş dönüyor dolaşıyor hep civaya geliyor. Civa alüminyum karışımlarına geliyor. Şimdi PANDAS sinir sisteminin iltihaplanmasından kaynaklandığı için o virüsleri de hiçbir zaman insan bedeninde sıfırlayamayacağın için bunun mümkünatı yok sıfırlanamazlar. Tekrardan o virüsleri güçlendirecek bir besini vücuda gönderirsen onlar yine sinir sistemini iltihaplandıracak, yine davranış bozukluğuna sebep olacak. Evet, belki yani ince motor yeteneklerini kaybetmeyecek tekrar Asya. Asya ilk tanı aldığı zamanlar Lego yapamazdı. Hep dedim ya ince motor yok. Tanıdan çıktığı sıralardı Gülşen. Evet çocuk şey yapmıyor hani etrafında dönmüyor. Göz kontağı kuruyor falan ama kalem tutamıyordu Asya. 4 yaşına doğruydu. Kalem tutamadığını ben iyice fark ettim. Şey dedim. Ne yapalım eğlenelim. Burada böyle okulabilir herhalde. Yani kendimi bu şekilde şey yapıyordum. Ağır metal vücuttan atılmaya başlandıktan bir 4-5 ay sonra Asya deliler gibi resimler yapmaya başladık. Yani çok farklı resimler yapıyordu o zaman. Şeyi bilirsin hani Asperger'ler için de çok konuşuyorum. Bu o spektrumdakilerin üstün yetenekleri vardır diye. Asya'nın da resme ciddi bir yeteneği var. Yani bu 4-5 aydaki farkı yapan şey beslenme değil. Bundaki ağır metalin gitmiş olması. İşte o ince motoru baskılayan unsur vücuttan gittiği için artık ince motor çalışıyor. O yüzden de hani ekmek yediği zaman yine kalem tutamaz hale gelmeyecek. Ama ne olacak? Öfke nöbetleri olacak. Alnına kriz olacak. Takıntısı olacak. Vücuduna döküntüler olacak mesela. Asya'nın bir tane tiki vardır. Şeyden bu tekrarlayıcı hareketler olur bizim çocuklarda. Böyle diye bir şey yaparak gezerdi evde. Onun tiki de oydu. Mesela ben en büyük ihtimalle gluten versem tekrar o tik başlayacak. Yani hastalık burada geri gelir. Davranış bozuklukları geri gelir. Ama nörogelişimsel bir gerilik artık gözlemleyeceğimi düşünmüyorum. Peki şeyi sormak istiyorum. Şimdi döküntü deyince benim aklıma ilk gelen alerji. Yani ben son yıllarda alerjisi olmayan bir çocukla karşılaşmadım açıkçası. Çok nadiren bir iki tane çocuk tanıyorum. Hiç müdahale edilmemiş. Hiç böyle ağır metallere maruz kalmamış. Bir iki çocuğun da alerji yaşadığını biliyorum. Ama çok daha sakin atlatıyorlar tabii ki. Hani onu söylemeden edemeyeceğim. Ama diğer tüm çocuklar, yani benim gördüğüm, hepsinin alerjisi var Leyla. Bu konuda
Bir şey söylemek ister misin? Şimdi alerji nedir? Onu söyleyeyim. Alerji vücutta bir yabancı olduğunun göstergesidir. Vücutta bir tanımlanamayan biri var. O yüzden bitmeyen bir savaş var. Bu demek. Şimdi hani maruz kalmayan çocuklarda da görülmesinin sebebini söyleyeyim sana. Süt ürünleri. Şimdi biz artık ne yapıyoruz? Pastörize süt dediğimiz bir sıvı tüketiyoruz. Şimdi pastörize süt artık süt değil. Bizim DNA'mıza kodlanmış her şeyin, yani bizim DNA'mızda dünya üzerinde yaşamış her şeyin geni var. Biliyor. Vücut tanıyor. İşte GDO mesela niye tehlikeli? Bambaşka bir şey gelmiş vücuda. Bir şey değil mi? Tabii DNA bilmiyor. Envanterde yok. Kim bu? Yabancı düşmandır. Çok net. Vücudun kuralı bu. Tanımıyorsak saldırırız. Sen süt ürünü tükettiğin sürece ya da benim şu an bilmediğim geni değişmiş, reaksiyon gösterecek bir maddeyi aldığım sürece alerjik yanıt verirsin. Ama bu unutulmasın yani. Bütün alerjinin altında süt ürünleri yatar. Süt ürünleri durumu azdırır. Ve zaten süt diye bir şey de kalmadı. Büyük çoğunluğu pastörize. Bir şekilde bu çocuk yani bu işte pastörize olmuş süt ürünü veya geni değişmiş, vücudun tanımadığı bir maddeyi tüketiyorsa alerji reaksiyonu gösterir. Ayrıca de hani mesela çocuklar niye kolay atlatıyorlar? Onlar 0-2 yaş bağışıklığın oluşma aşamasında bağışıklığı baskılayacak bir maruziyet yaşamadıkları için bağışıklıkları güçlü çocuklar. Yabancıyla daha çabuk temasa geçip daha güzel halledebiliyorlar. Ama 0-2 yaşta maruziyet yaşamış, bağışıklığı gelişememiş, oturtulmamış çocuk kronik şekilde alerji yaşar. Çünkü savaşacak kimse yok ki. Abuk sabuk bir savaş oluyor. Sürekli olarak onlar bir yerde sorun çıkartıyor bu yabancılar. Bastıramıyor yani bu isyanı. Yabancılar atamıyor. Anlatabildim mi? O yüzden 0-2 yaş bir kere çok önemli. 0-2 yaşta bağışıklık oluşmuşsa, güçlü oluşmuşsa o çocuk zaten yani yetişkinliğine kadar kolay kolay hastalanmaz. Yetişkinlikteki hastalıklarını da çok rahat atlatır. O öyle bir durum yani. Evet, inşallah. Yani tüm Yani bu işte ikiye bu bağışıklık ilgili bir şey sormak istiyorum ayrıca. Şimdi ben Asya tanından çıktıktan sonra tam o sıralar aslında boğaz enfeksiyonundan kaynaklı olarak ateşi çok yükseldiği için, kırklara vurduğu için Asya ateşi çok yükseldiğinde ayılıp bayılıyor. Oraya ayılıp bayılıyor. Bu da işte beni bir anlamda çok üzdüğü için ben antibiyotik kullandım. Antibiyotik kullanımım 4 gün sürdü. Agumentin kullanımı 4 gün sürdü. Kullanımın itibaren 10. gün Asya tekrardan semptom göstermeye başladı. Ekolali yapmaya başladı. Eko şeydir, söylediğini geri söyler sana. Şuursuz konuşma. Gecikmişi de olur, aynen de olabilir de olur. Önce eko yapmaya başladı. Ondan sonra kendi etrafına dönmeye başladı. Ben yeni tanıdan çıkmış olman sarhoşluğu için hadi canım falan yapıyorum. Çok olmuyor falan. 20. günde Asya uçtu. Olmayan semptomlar bile geldi. Bir ayakkabı diziyordu böyle jilet gibi. Cinnet geçirdim, ne yapacağımı şaşırdım falan. Ondan sonra ben tanıdan çıkarken propolis çok kullandım. Ama işlenmiş değil. Ben işlenmiş kullanmadım. Toz propolisi balla karıştırıp macun yapıp kullandım. Şu anda da akut hastalıkta hastalık ağırlaşmışsa hemen propolis veririm. Yot veririm, gümüş veririm bu arada. Onu da hemen altı söyleyeyim annelere. Propolis vermeye başladım ve bifido ya, bir bakteri vermeye başladım. Hatırlamıyorum. Bunları kullanarak Asya'yı tekrar toplamam 4,5-5 ayım aldı. Ve ben o zaman antibiyotik çocuklara ne yaptığını gördüm. Bir daha da evime antibiyotik girmedi. Şu an ateş düşüyor ki ona hiçbiri girmiyor benim evime. Sokmam. Antibiyotik virüs besler. Çünkü bir küftür. Siz o an için çocuğun iyileştiğini düşünürsünüz ama sorunu kronikleştirirsiniz. Antibiyotik budur. Onu söyleyeyim. Hayat memat meselesi olmadığı sürece çünkü çok şey, antibiyotik şeyler var, bakteriler var. Hakikaten yani ya sen ölürsün ya o ölür. Öyle bakteriler var insanın kapabileceği. Onlar için kullanımına ve de daha ağır vakalar için dediğim gibi hayat memat meselesi için antibiyotik kullanırım. Onun dışında ay ateş çok güzeldi. Kesinlikle kimse antibiyotik kullanmasın. Bedeni çok ağır öder.
Zaten yaklaşık 2-2,5 yıl o flora tekrar yerine gelmez. Bağırsağı da halledersin. Bütün vücudunu mahvedersin antibiyotik kullanırsan. O zaman onu öğrendim. Bir daha kimyasal hiçbir şey kullanmadım. Bağışıklığın işini yapmasına lütfen anneler izin versinler. Eğer o ateş yükseldiğinde o ateşi sen sentetikle bastırırsan bir dahaki o ateş daha da yükselecek. Çünkü işini yapmasını engelliyorsun. O bıraktığı yerden devam edecek. Ve bu kronikleşecek. O yüzden çocuklar hastalandığı zaman lütfen iyot, gümüş, propolis, sarımsaklı yağ, zencefil gibi şeylerle çocuğun atlatmasını sağlasınlar. Bağışıklığa çok ağır darbeler vuruyoruz. Yani öyle böyle darbeler değil bunlar. Çocuk bağışıklığı savaşarak gelişir. Yani acemi birliğinde askerliği yaparsın, dağıtıma çıkarsın misali. Bu savaşarak gelişen bir sistem olduğu için bıraksınlar bağışıklık savaşsın. Elbet yenecektir. Elbet. Onu söyleyeyim yani. İşte korkutulduğu gibi değil. Dediğim gibi yaklaşık işte 2-2,5 yıldır hiçbir şekilde ilaç girmedi bizim çocuklarımızın hayatına ki. Hani otizmli çocuklarda streptokok bakterisi kofaktör olarak hep vardır. Boğazdan, kulaktan, idrar yollarından vurur. Şu an mesela tam vurma havaları yeni yeni bitiyor. İlk bahar, son bahar böyle Geçiş ne çok geçiş mevsimi tam sevdiği havalardır. O havalarda bunlar ürerler, sorun çıkartırlar. Çocuğu sıcak tutup işte boğazını, kulağını, idrar yollarını falan sıcak tutup eski usul kadim olanlarla çocuğu iyileştirsinler. Kimyasal her müdahale bağışıklıktan çalıyor. Çocuğun belki ömründen 1 yıl, 2 yıl olur. O yüzden annelerden böyle bir ricam var. Hemen sarılmayın başlara, bir bekleyin. Korkmayın. Biz buralara geldiysek kaç bin yıldır dünya üzerindeyiz. Demek ki biz bu şekilde değil mi? Donatıldık, yaratıldık. İşte yani antibiyotikler 1940'tan sonra icat olmuş şeyler. Yani 1940'a gelebildiğimize göre ki biz Kurtuluş Savaşı gibi muazzam bir mücadele vermiş bir milletiz. Yani hayatta kalmak ya programlı bir milletiz. O yüzden korkmasınlar, sakin olsunlar, yaratılışa tabi olsunlar derim. Bitirelim mi? Çok Bence güzel. Çok çok teşekkür ediyorum ve teşekkür ederim. bu şeyi böyle birebir yapıp böyle şimdi sana sarılmayı çok isterdim açıkçası. Yanımsın aynı şekilde. Ben de aynı şekilde. Doğru şeyler gerçekten. Onu çok kalpten hissettim. Ve çok çok da takdir ediyorum yani. Bu kadar böyle net olmanı, araştırmanı, tekrar tekrar çözüm yolu aramanı. Çünkü anlatırken belki 1,5 saate sığıyor bu hikaye. Ama yani zaten insanın evladını acı içinde görmesi çok büyük bir şey. Böyle hani tekrar tekrar benzer şeyler yaşamak çok ağır bir şey. O yüzden çok çok sarılıyorum. İyi ki Teşekkür ederim. varsın, Ben de kabul teşekkür ettin teklifimi. Ay sen de aynı şekilde. Bana söz verdiğin için çok teşekkür ederim. Bu inşallah birilerine ulaşır. Senin sayende olur. Bir kişiye Ulaşır ve bana ulaşmak umut olur. büyük bir şey. Çok isterim yani. Teşekkür ediyorum. Ben de Çok da teşekkür ederim. öpüyorum. Duruyorum. Bodrum'a da sevgiler. Sağ olasın.